Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz radyoloji uzmanı doçent doktor Deniz Esin Tekcan Şanlı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Gülven Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1986 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Ankara'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştirildim. Daha sonra tıp fakültesinde dönem üçüncüsü olarak mezun oldum. Tıpta uzmanlık sınavında da Türkiye üçüncüsü olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleştim. 5 yıllık radyoloji ihtisasımdan sonra devlet mecbur hizmet yükümlülüğünü tamamladıktan sonra uzun bir süre İstanbul'da özel bir hastanede çalıştım. Daha sonra da 2022 yılında doçentlik ünvanını aldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaya devam etmekteyim. Hı hı. Harika. Peki tıp fakültesi ve radyoloji kendi isteğinizle mi başladınız? Şöyle e, genellikle olduğu gibi tıp fakültesine yerleşmem ve seçmem daha çok ailemin isteğiyle oldu. Ancak tıp fakültesindeyken e, eğitimim sırasında iyi ki tıp fakültesini seçmişim dedim. Çünkü gerçekten e, yani tıbbın her alanı e, insanlığa faydalı ve gerçekten de çok önemli işler yapılıyor. Hı hı. Ancak radyolojiyi seçmem kendi isteğimle oldu. Çünkü gene radyoloji diğer branşlardan daha farklı olarak tıbbın her alanına hakim bir branş. Hı hı. Tepeden tırnağa yani beyinden tırnağa kadar bütün patolojilerde tıpta neredeyse şu an günümüzde bir radyolojik tetkik isteniyor ve hı hı. de yapılıyor. Bu nedenle de tıbbı sevdiğim için de radyolojinin de tıpla iç içe olması nedeniyle radyolojiyi kendim seçtim. Hı hı, harika. Peki radyolojinin kendi içinde alt bilim dalları var mı? Meme radyolojisi ile siz ilgileniyorsunuz. Hı hı, evet. e, sizin tercihiniz miydi yine meme kısmı? Evet. Şöyle radyoloji az önce bahsettiğim gibi çok geniş bir e, branş. Yani hı. E, her e, insan vücudunun her alanıyla ilgileniyor. E, mesela beyin görüntülemesinde nöro radyoloji, akciğer görüntülemesinde toraks, gene karın içi organ değerlendirilmesinde batın radyolojisi. E, benim ilgilendiğim branş özellikle meme radyolojisi e, olmak üzere ve de pediatrik yaş grubunda pediatrik radyoloji olmak üzere birçok kendi içinde alt branşı var. E, sadece tanısal olmanın yanında tedavi olanakları da var radyolojide. Girişimsel radyoloji bölümü olarak tedaviler de yapılmakta. Eee meme radyolojisiyle ilgilenmem benim daha çok e, çok değerli hocam Profesör Doktor Düzgün Yıldırım sayesinde oldu diyebilirim. Daha sonra da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen meme radyolojisi hocalarından da uzun bir süre eğitim aldım. E, ve şu anda o konuda kendimi e, geliştirdiğimi düşünüyorum ve ilgi alanım olduğu için de meme radyolojisiyle ilgilenmeye devam ediyorum. Günlük rutininizde neler yapıyorsunuz? Kısaca bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. E, üniversite hastanesi olmamızdan dolayı bize genellikle kanser şüphesi olan ya da dış merkezde, diğer devlet hastanelerinde kanser tanısı konmuş hastalar başvuruyor maalesef. Hı -hı. Yani ben asıl olarak meme kanseri hastalarıyla ilgileniyorum diyebilirim. Tabii sadece bunlar değil bizim kendi primer hastalarımız da oluyor. Ya tarama amacıyla ya da kendi semptomları üzerine bize başvuran hastalarla da ilgileniyoruz. Bazen bunların tanısını gene biz koymuş oluyoruz. Ee, genel olarak o hastalar herhangi bir klinisyen özellikle de genel cerrahi ya da kadın doğum muayenesinde şüpheli bulguları olması üzerine bir görüntüleme tetkiki nedeniyle bize başvuruyorlar. Biz eğer genç yaş grubundaysa onları ultrasonla önce. Ile tetkik ediyoruz ama 40 yaş üzeri ise mamografi artı ultrason eğer onlarla da işi çözemezsek MR ya da diğer ileri görüntüleme tetkiklerine de başvuruyoruz. Hı, hı. Meme kanseri sıklığı peki ülkemizde ve dünyada nasıldır? Oran nedir? Evet, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Şu an ülkemizde her 7-8 kadından birisi maalesef meme kanseri tanısı almaktadır. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Ve maalesef sıklığı da her geçen gün artmaktadır. Bundan bir 10-15 yıl önce meme kanserini daha çok 55-60 yaş üzeri postmenopozal hastalarda görürken şimdilerde bu daha çok genç genç yaş grubunda olma eğiliminde ee, ve 30-50 yaş grubunda gördüğümüz hasta grubu daha fazla olmaya başladı. Bu yaş grubunda gördüğümüz kanserler maalesef hem hasta için hem de bizim için daha dramatik oluyor. Çünkü bu hastalar daha çok reproduktif dönemde yani hormonal olarak aktif dönemdeki kadınlar ve bunlar ya emziren kadınlar ya işte gebelik olan kadınlar oluyor ya da çocukları henüz küçük olan yeni çocuk Hı -hı. sahibi olmuş kadınlar oluyor ve kanser tanısı aldıkları zaman maalesef hastalar, hasta yakınları ve bizim için çok da hoş olmayan durumlar çıkıyor. Ama bir şekilde meme kanserinin her aşamada tedavisi olduğu için bunların üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ben şunu da sormak istiyorum hı. aslında bu da farklı Buyurun. ama merak edilen hı hı. bir soru. Erkeklerde meme kanseri olabilir mi? Tabii ki e, erkeklerde de meme kanseri görülüyor. Tüm Hı -hı. meme kanserlerinin yaklaşık yüzde biri erkeklerde görülüyor çünkü erkeklerde de meme dokusu var. Hı -hı. Özellikle de ileri yaşlarda tek taraflı bir meme dokusunda eğer büyüme, sertlik, cilt değişikliği ya da ele gelen kitle, koltuk altında kitle, gene meme başında akıntı şikayetleri varsa e, mutlaka hem klinisyenin hem de hastaların aklına erkeklerde de meme kanseri gelmeli ve e, bir hasta Hastaneye başvurmaları e, önemli bu konuda. Başka ne gibi belirtileri var? E, onun dışında meme kanseri e, sıklıkla asemptomatiktir. yani hiç e, bir bulgu vermez e, ve biz bu hastaları mamografi ya da ultrasonografi taramalarıyla saptarız. Hı hı. E, bunun haricinde de e, az önce bahsettiğim gibi memede değişiklik, boyut. Değişikliği, asimetri, meme başında kanlı akıntı, e, meme cildinde değişiklik, eritematöz görünüm ya da kızarıklık diyebilirim. Koltuk altında şişlik, ele gelen sertlik e, meme kanserinin başlıca bulgularıdır. Bunun haricinde de eğer uzak organlara yayılmışsa bazen kemik, karaciğer, beyin gibi organlara yayılabiliyor. Hastalar bu sefer o semptomlarla gelebiliyor. Mesela kemik ağrıları Bel fıtığı diye gelen çok hasta oluyor. Tarama yapıyoruz. PET de meme kanseri olduğu mesela görülüyor. Ya da beyinde kitlesi var sıçramış beynine ama o hastalar baş ağrısı şeklinde başvuruyor hastaya. Yani primer memenin haricinde de sıçradığı organlara ait şikayetlerle başvurabiliyorlar hastalar. Hı hı. Risk faktörleri nelerdir? Meme kanseri için en önemli bilinen risk faktörü kadın olmaktır, kadın cinsiyettir. Hı hı. E, çünkü meme kanserinin %70-80'lik bir kısmı e, östrojen ve progesteron hormonlarına bağlıdır. Hı hı. Bunun haricinde meme kanseri için en önemli risk faktörlerinden biri genetik eğilimin olmasıdır. Birinci derece akrabalarında, annesinde, ablasında meme kanseri olması, aile bireylerinden herhangi birinde genç yaşta özellikle de 40 yaş altında meme kanseri tanısı almış birinin olması, ailesinde herhangi bir erkek bireyde meme kanseri olması ya da bir kişide hem yumurtalık, over ya da rahim kanseriyle birlikte meme kanseri olması meme kanseri için başlı risk faktörleridir bunun haricinde de yüksek doz östrojene maruz kalmakta. Gene meme kanseri için bir risk faktörü kabul edilmekte. Bu östrojen maruziyeti egzojen olabileceği gibi endojen de olabiliyor. Hı hı. Mesela erke, ergenliğe erken girmek ya da menopoza geç girmek, işte uzun süreli doğum kontrol hapları kullanımı, günümüzde çok yaygınlaşan tüp bebek tedavilerinin fazla olması gibi östrojen maruziyeti de riski artırıyor. Ama çevresel faktörler de çok önemli. Hı hı. Özellikle de radyasyon, meme kanseri için diğer kanserler olduğu gibi meme kanseri için de önemli bir risk faktörü sayılabilir. Ki son zamanlarda daha doğrusu çağımızda radyasyona evet. maruz kalmamak Maalesef. mümkün değil. Kesinlikle. Evet. O nedenle zaten özellikle genç yaş grubunda meme kanserinin sıklaşması ve insidansının artmasının en önemli sebeplerinden burada bu çevresel olarak maruz kaldığımız radyasyon sayılabilir. Hı hı. Peki koruyucu faktörler var mı? Koruyucu faktörler de var tabii ki. Mesela hı hı. E, doğum yapmak. Özellikle de ilk doğumu 30 yaşın öncesinde yapmak, işte emzirmek bunlar koruyucu risk faktörler arasında sayılabilir. Diğer kanserlerde olduğu gibi işte düzenli spor yapmak, C vitamini gibi antioksidan besinler almak, beslenmeye dikkat etmek, özellikle de yağdan fakir beslenmek. Onlar da koruyucu risk faktörleri arasında sayılıyor. Ama Hı -hı. şunu hatırlatmak isterim ki bu koruyucu risk faktörlerine dikkat etsek bile meme kanseri olabiliriz. Ya da tam tersine az önce bahsettiğimiz meme kanseri için yani risk faktörleri taşısak bile meme kanseri olmayabiliriz. Yani hiçbir şey %100 değil tıpta. Hı hı. Her ne kadar bu koruyucu faktörlere dikkat etsek de meme kanseri olabiliriz. Ya da tam tersine risk faktörlerimiz olsa dahi meme kanserine yakalanacağız diye bir kaide yok. Genetik dediniz yani genetik geçişi var öyle mi? Tabii genetik geçiş çok önemli. Diğer kanserlerde de ve meme kanserinde genetik geçiş önemli. Biz bunun için özellikle genç yaş grubunda eğer ailesinde bir bireyde meme kanseri varsa BRCA denen bir genetik testimiz var. Hı hı. Bu genlere bakıyoruz. Bu genleri taşıyorsa o kişinin meme kanseri olma riski özellikle BRCA1 mutasyonunda %80'lere varıyor. Bu nedenle eğer bu gen mutasyonu varsa bu kişilere gebelik ve emzir dönemini tamamladıktan sonra koruyucu olarak meme boşaltma ameliyatı öneriyoruz. Peki ülkemizde meme kanseri için başka tarama türleri de var mı? Ülkemizde ve tüm dünyada meme kanseri için en sık görülen kullanılan tarama yöntemi mamografi. Hı hı. Ülkemizde mamografi taramalarına 40 yaşında başlıyoruz ve bunu düzenli olarak senede bir 40-50 yaş arasında 50 yaş üzerinde ise 2 senede bir olarak devam ettiriyoruz. Ee, ancak e, meme kanserin erken yaşlarda görülmesi sebebiyle de 30 yaşından itibaren her yıl ultrasonografi taramaları da öneriliyor. 20'li yaşlardan itibaren ise her ay kendi kendine elle muayene ya da bir klinisyenin elle muayenesi öneriliyor. Hı hı. Meme kanseri taraması o halde neyle yapılır? Ee, meme kanseri taraması başlıca mamografi ile yapılır. Bizim ana modalitemiz mamografidir. Ancak tamamlayıcı olarak ultrasonu ve yüksek riskli hastalarda meme MR'ında tarama amacıyla kullanabilmekteyiz. Kendimizde Kendimiz de elle muayene tabii, yapabiliyoruz. Tabii, Bunların haricinde başka bir tarama programı mevcut Onun haricinde mı? ek yöntemlerimiz var ama taramada primer olarak sadece bu üçünü kullanıyoruz. Mamografi, ultrasonografi hı hı. ve MR. Hı hı. Peki bu tetkikleri yaparken özel bir zamanlama gerekiyor mu? Evet, mamografi ve MR için adet günü bizim için çok önemli. Özellikle adetin başlangıcından 7 ve 14. günler arasında olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü bu süre zarfında yaptığımız zaman tetkiklerin duyarlılığı ve meme kanseri saptama oranları artıyor. Ancak ultrasonografi için herhangi özel bir zamanlamaya gerek yok. Her dönemde yapılabilir ve her yaşta. Size başvuran hastaları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Bize genellikle bir klinisyen muayenesinden sonra geliyor hastalar hı hı. ya da kendi şikayetleri üzerine başvuruyorlar klinisyene ve bize e, eğer 40 yaş altıysa primer olarak ultrasonografi, 40 yaş üstüyse mamografi mamografi e, tetkikleri yapılması nedeniyle başvuruyor. Biz o tetkiklerde eğer şüpheli bir şey gördüysek, yapı oluşum gördüysek tetkiklerimizi ilerletiyoruz. E, eğer sadece mamografi ise e, tamamlama amacıyla ultrasonografi yapıyoruz eğer ultrasonografide de şüphemiz devam ediyorsa biyopsi, MR gibi ileri görüntülemelere başvuruyoruz. Pekala. Bu bilgilendirici sohbetimizin maalesef sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ben tekrardan kısaca toparlayacak olursam meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Her yaş grubunda ve her kadında görülme ihtimali vardır. Ee, sadece kadınlarda değil erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Bu nedenle herhangi bir bireyde memede Cilt değişikliği, memede ele gelen kitle, koltuk altında ele gelen kitle ya da meme başı akıntısı olması durumunda mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim. İyi günler. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Katıldığınız için ve verdiğiniz bu değerli bilgiler için çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim Gülben Hanım davet ettiğiniz için. Rica İyi çalışmalar. Ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün radyoloji uzmanı doçent doktor Deniz Esin Tekcan Şanlı ile birlikte meme kanserinden bahsettik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.